Herkese merhaba, ben Ahmet Beyazıt Süleymanoğlu. Bugün size C# yapmış olduğum DevExpress ile şirket yönetim sistemini göstereceğim. Bu proje adından da anlaşılacağı gibi şirketinizi yönetmenizi sağlıyor ve personellerinizi ve personellerinizin maaşlarını görmenizi ve giderlerinizi görmenizi ve kestiğiniz faturaları görmenizi sağlıyor. Videoya geçmeden önce aşağıdan kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Ve açıklama kısmındaki GitHub linkinden projenin kaynak koduna ulaşabilirsiniz. Proje ilk açıldığı zaman giriş yapmanız gerekiyor. Ben beni hatırla yaptığım için bilgilerimi kendisi otomatik dolduruyor zaten. Giriş yap tuşuna basıyorum. Ve üst kısımda menüler çıkıyor. İlk açıldığı zaman ana sayfada açılıyor ve size hızlı bakış alanı sunuyor. Burada azalan stoklarınızı, ajandanızı, son 10 firma hareketini, firma iletişim bilgilerini görebiliyorsunuz. Sağ kısımda da döviz kurlarını görebiliyorsunuz. Güncel Merkez Bankası'ndan çekilen döviz kurları. Haberler kısmında da hurriyet.com'dan haberleri görebiliyorsunuz. Ürünler kısmına geçelim. Ürünler kısmında satacağınız ürünün bilgilerini dolduruyorsunuz. Ben hemen doldurayım. Evet, ben doldurduğum bilgileri kaydetmek istiyorsak kaydet tuşuna basıyoruz. Ve ürün sisteme kaydedilmiştir diye bize bir uyarı veriyor. Ve en alt kısımda çıkıyor ismi. Mesela bunu yanlış girdiysek eğer şuraya tıklıyoruz. Şu yanındaki beyaz alana tıklıyoruz verinin. Ve bu bütün verileri buraya atıyor. Buradan değişikliğimizi yapıyoruz. SB olsun mesela modeli. Güncelle tuşuna basıyoruz. Bilgi güncellendi diyor. Ve SB759 oldu bu. Ve veriyi silmek istiyorsak sil tuşuna basıyoruz. Veriyi silmek istediğinizden emin misiniz diye bu uyarı geliyor. Evet diyorum, ürün silinmiştir diyor. Ve en alt kısımda artık o yok gördüğünüz gibi. Stoklar kısmına geçelim. Burada sol tarafta size hangi üründen ne kadar stok kaldığını gösteriyor. Sağ tarafta da size grafikli bir şekilde gösteriyor. İller ve firmaları gösteriyor. Ürün ve stok miktarını gösteriyor. İller ve firmaları pay şeklinde gösteriyor. Müşteriler kısmına geçelim. Müşteriler kısmında burayı dolduruyorsunuz burayı. Sonra kaydet yapıyorsunuz. Listeye ekliyorsunuz. Kaydet tuşuna basıyorum. Ürün sisteme eklenmiştir diye bu uyarı veriyor. Ve en alt kısmında girdiğim bilgilerle çıkıyor. Müşteriler kısmı da böyle. Firmalar kısmına geçelim. Firmalar kısmında da firma bilgilerini dolduruyorsunuz. Ben hemen doldurayım. Doldurdum. Kaydet tuşuna basıyorum. Ürün sisteme eklenmiştir diyor. Ve en alt kısma geliyor. Bunu yine silme güncelleme yapabiliyorsunuz. Personellere geçelim. Personellerde de personel ekleyebiliyorsunuz. Silebiliyorsunuz, güncelleyebiliyorsunuz. Ben yine doldurayım. Evet, ben doldurdum, yine kaydet tuşuna basıyorum. Personel sisteme eklenmiştir diyor ve en alt kısma geliyor. Buradan seçip yine silip güncelleyebiliyoruz. Giderlere geçelim. Giderlerde de giderlerinizi giriyorsunuz. Aylık giderlerinizi giriyorsunuz. Sonra bunları kasada görebiliyorsunuz. Ben hemen bir tane gireyim. Kaydet tuşuna basıyorum. Kaydetti en alta Mayıs 2021 diye. Sonra kasa kısmına geçelim. Kasa kısmında hareketleri görebiliyorsunuz. En son ne sattığınızı falan görebiliyorsunuz. Ve bu sol kısımda da toplam tutarı görebiliyorsunuz kasanızdaki. Ödemelerinizi görebiliyorsunuz. Personel maaşlarınızı görebiliyorsunuz.
Müşteri sayısına göre biliyorsunuz. Firma sayısı, firma share sayısı, müşteri share sayısı, personel sayısı, stok sayısı ve aktif kullanıcı sayısını görebiliyorsunuz. Çıkış hareketlerinde ise burada size giderleri listeliyor ve size grafikli bir şekilde gösteriyor. Kasa kısmı da bu şekilde. Notlar kısmına gelelim. Buradan not giriyorsunuz. Sonra ajanda kısmında gözüküyor. Ben hemen gireyim not. Kaydet tuşuna basıyorum. Not gönderildi diyor. Ve buraya geldi. Ana sayfa kısmına gelelim. Burayı kapatıp açmamız gerekiyor yenilenmesi için. Ve burada yeni müşteri diye geldi gördüğünüz gibi. Notlar kısmı da bu şekilde. Bankalar kısmına geçelim. Bankalar kısmında da firmalarınıza banka tanımlayabiliyorsunuz. İşte herhangi bir bankayı girip firmanızı seçip bu kısımdan sonra kaydedebiliyorsunuz ve silebiliyorsunuz, güncelleyebiliyorsunuz ve rehber kısmına geçelim. Rehber kısmında da müşterilerin ve firmaların bilgilerini görebiliyorsunuz. Ve bu bilgilerin üstüne iki kere tıkladığınız zaman böyle bir ekran açılıyor karşınıza. Bu ekranda da burada işte seçtiğiniz kişinin mailini buraya yazıyor. Konusunu giriyorsunuz, mesajını giriyorsunuz ve gönderiyor. Bu kısımda bu şekilde firmalarda da aynı şeyi yapabiliyorsunuz. Sonra fatura kısmına geçelim. Fatura kısmında da fatura giriyorsunuz. Ben hemen gireyim. Buradan kaydet tuşuna basıyorum. Fatura sisteme kaydedilmiştir diye bir uyarı geliyor. Ve buraya geliyor. Buradaki listede şuraya çift tıkladığınız zaman karşınıza bu faturada kesilmiş ürünler geliyor. Mesela şu faturada bir buzdolabı kayıtlı. Ve bu eklediğimiz faturaya ürün eklemek için buradan giriyoruz. Eklemek istediğimiz şeyin ID'sini alıyoruz. Ve bu ürün ID kısmına yapıştırıyoruz. Ve fiyatı kendisi otomatik olarak ekliyor. Faturaya da en son girdiğimiz olan 006 numaralı faturaya giriyorum. Ve kaydet tuşuna basıyorum. Fatura sisteme kaydedilmiştir diye bu uyarı geliyor. Ve bu yeri tekrar iki kere tıkladığımız zaman burada bize gösteriyor hangi üründen satın aldığımızı. Faturalar kısmı da bu şekilde. Hareketler kısmına geçelim. Hareketlerde de satılan ürünleri görebiliyoruz. Demin girdiğimiz ürün burada gözüküyor mesela. Firmalar kısmında. Müşterilere sattığımız ürünleri de buradan görebiliyoruz. Ve raporlar kısmına geçelim. Raporlar kısmında da PDF, Excel, Word, TXT, HTML çıktısı alabiliyoruz. Mesela bir Excel çıktısı alalım. Gördüğünüz gibi buradaki listedeki her şey orada da var. Hepsini buraya aktardı. Raporlar kısmı da bu şekilde. Ayarlar kısmına geçelim. Ayarlar kısmında da kullanıcı tanımlayabiliyorsunuz. Bu kısımda mesela bir kullanıcı kaydet tuşuna basıyorum. Ve kaydediyor. Buradan istediğimiz kullanıcıyı silebiliyoruz. Buraya tıkladığımızda bu butondaki sil oluyor. Burada bir değişiklik yaptığımız zaman da güncelli oluyor. Bu kısım da bu şekildeydi. Şimdi de size veri tabanından bahsedeyim. Bu projede veri tabanı olarak SQL kullandım. Her alan için birer tane tablo oluşturdum. Mesela burası ayarlar kısmındaki kısım. İller kısmı var bir tek farklı olarak. Bu kısımda da internetten bulduğum Türkiye illeri ve ilçeleri listesini ekledim buraya. Burada 81 tane ilimiz var.
Ve ilçeler kısmında da bunların hepsinin tek tek bütün illeri var, ilçeleri var. Yaklaşık 200 tane ilçe var bu kısımda. Bu projede bu şekildeydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.